2022 tayfa. Çöz Kazan Yayınları YouTube kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Konuşmaya başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Çöz Kazan Yayınları YouTube kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimlerinizi açık tutmayı da unutmuyoruz. Çünkü sizler için gerekli olan videoları çekiyoruz. Sizler de izliyorsunuz. Güzel bir feedback alıyoruz bununla ilgili. Teşekkür ederiz. Süreç ilerledikçe bizden almış olduğunuz verimin ne kadar artacağını sizler de göreceksiniz. Hocam erkenden başlamadık mı? Hiç erkenden başlamadık. Geç bile kalıyoruz. Şu an Ağustos'un ilk haftası. Ağustos'un 15'inde işte dershanelerim açılacak. İşte ben okulu bekliyorum dediğin zaman bir bakmışsın. İkinci dönem sonra bakarsın ki mezuna kalırsın. Dolayısıyla aman diyorum. Dikkat edin diyorum. Şimdiden çalışmaya başlayın diyorum. Biz yayının biyoloji zümresi olarak şu ana kadar temel bileşenleri ve hücreyi bitirdik. Şimdi artık sıra sınıflandırma konusunda. Sınıflandırma son derece önemli bir ünite. Her sene muhakkak bir soru geliyor. ÖSS zamanı geldi, YGS zamanı geldi, TYT zamanı geliyor ve senin karşına önümüzdeki dönemde çıkacak sınavda muhakkak bir sınıflandırma sorusu var. 9. sınıfın 3. ünitesi. Çok önemli bir ünite. Çok geniş kapsamlı bir ünite. Onun için ben size bunu 3 video halinde anlatacağım. Ama videolara geçmeden önce ne diyorduk? Ezber yapmayacağız. Ezber yaparsanız biyolojiden hüsran yaşarsınız. Ezber yapmayın. Analitik düşünme yeteneğinizi geliştirin. Bunun için de bol bol soru çözün. Soru banka çeşitliliğiniz olsun. 3 tane 4 tane soru bankasından soruları bitirin. Çözün ve ezberden uzaklaşın. Evet hadi bakalım çalışmaya artık başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar canlıların sınıflandırması konusuna giriş yapalım. Ee, sınıflandırma bilimine biz taksonomi diyoruz ve taksonomi canlıları belli bir düzen içerisine sokmaya çalışan bir bilim dalıdır. Şimdi günümüzde geçerli olan sınıflandırmayı İsveçli bilim insanı ki görselde de gözlüyorsunuzdur muhakkak Line gerçekleştirmiştir fakat ilk sınıflandırmayı yapan bilim insanı Aristodur. Aristo iki tane sınıflandırmadan bahsetmiştir. Bunlardan bir tanesi bitkiler, bir tanesi de hayvanlar şeklindedir. Bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar şeklinde anlatalım. Hayvanları ise suda ve karada yaşayanlar şeklinde bahsedelim. Tamam mı? Şimdi Ariston'un yapmış olduğu bu sınıflandırma tabii ki yeterli olmamıştır. Dolayısıyla sonrasındaki bir sürü bilim insanı e, sınıflandırma üzerine çalışma yapıyor. Fakat günümüzde geçerliliği sağlayan sınıflandırma yani doğal sınıflandırma Linne tarafından gerçekleştirilmiştir. Linne tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz doğal sınıflandırmada doğal sınıflandırmada diğer isim olarak filogenetik sınıflandırmadan bahsedebiliriz ki bu filogenetik sınıflandırmayı yaparken Linne Aristo gibi e, dış görünüş ve yaşanılan alandan ziyade ee, kromozomun, DNA'nın, genin, proteinlerin yapısına kadar giriş yapmıştır. Aristo'nun e, sınıflandırması yani yapay sınıflandırmada ya da ampirik sınıflandırmada nitel gözlemden bahsedilirken burada nicel gözlemden bahsedilmiştir. Ve Aristo'nun sınıflandırması olan yapay sınıflandırmada analog organdan bahsedilirken burada homolog organdan bahsedilmiştir ki homolog organın tanımını muhakkak yapalım. Analog organ da tanımını yapalım. Homolog organda kökenler aynı, görevler farklı. Analog organda ise görevler aynı, kökenler farklı olduğunu bilmemiz lazım. Örnek veriyorum kuş ve sinek kanadı dediğim zaman bu analog organdır. Çünkü köken olarak farklıdır ama kanadın görevi uçmayı sağlar. Ama balina yüzgeci İnsan kolu dediğimiz zaman kökenlerin aynı olduğunu gözlemleyebilirsin. Yüzgeç ve kolun birbirinden farklı göreve sahip olduğunu söyleyebilirsin. Ki bu noktada Linne'nin yapmış olduğu sınıflandırmada binomial nomenklatür dediğimiz ikili adlandırma son derece önemlidir ve ortak bir dil belirlenmiştir ve bu ortak dil de latincedir. Şimdi biz bu noktada Sınıflandırma birimleri, sistematik birimler ya da taksonlar hepsi de doğrudur. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunları çok iyi bir şekilde bilmek zorundayız. Peki nedir bunlar derseniz bakın burada alem, şube, sınıf, takım, familya, cins ve tür. Büyük olandan küçük olana doğru gidiş yaptık. Mesela biz kendimizin sınıflandırmasını gerçekleştirelim. Hayvanlar aleminde yer alıyoruz. Şubemiz omurgalılar şubesi. Sınıfımız memeliler sınıfı, takımımız omnivor takımı yani hepçil takımı, familyamız homogiller familyası, ailemiz yani homo cinsi, homo sapiens tür. Homo sapiens türü insan türü olarak bilinmelidir. Ben alemden türe doğru giderken muhakkak ve muhakkak şunları bilmem lazım. Ortak özelliklerin arttığını, ortak genlerin arttığını bilmem lazım. Fakat birey sayısı alemde oldukça fazlayken türde oldukça nedir? Azdır. Canlı çeşitliliği burada çok fazlayken türde canlı çeşitliliği azdır diyeceğiz. Peki ya hocam bazen sorularda görürüz homolog organ benzerliği diye. Homolog organ köken benzerliğini ifade ettiğine göre homolog organ benzerliği türe doğru gidildikçe ne yapacaktır? Hemen yazalım. Artacaktır diyoruz. Şimdi ben bir canlıyı sınıflandırırken acaba türden mi başlarım? İlk defa bir canlı buldum işte yoksa alemden mi başlarım? İlk defa bir canlı bulduysan bunu sınıflandırmasına alemden başlayacaksın. Ondan sonra türe doğru geçiş yapacaksın. Bu son derece önemli bir bilgidir diyelim. Hatta şöyle bir bilgi daha vereyim size ki mesela iki tane canlı düşünün. X ve Y canlıları olsun sallıyorum tamamen. Aynı familyada yer alsınlar. Aynı familyada yer alıyorsa bunların üst kısmı yani alemden itibaren familyaya kadar olan kısımlar aynıdır. Cins ve türleri aynı da olabilir farklı da olabilir diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın mesela ben buraya sınıflandırmaya örnek işte ev köpeğini de verdim. Az önce size insanları da göstermiş idim. Şimdi bu noktada eee takım ve tür kavramlarına lütfen dikkat edin. ve az önce size takımdan bahsederken, insanın sınıflandırmasını yaparken omnivor yani hepçil olduğunu söyledim. Bakın burada da köpekten bahsederken karnivor yani etçil olduğundan bahsettim. Takım bir canlının, bunun altını muhakkak çizelim, beslenme şeklini tespit etme açısından son derece önemli bir taksonomik birimdir. Bu son derece önemli notun üstünü çiziyorum. Ve bu noktada tabii ki tür. Tür çok 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 önemli. Çünkü türde çiftleştikleri zaman verimli bireylerin oluşturulması lazım. Verimli döllerin oluşturulması lazım. Mesela bu bireyle bu birey çiftleşmiş ve şöyle bir birey meydana gelmiş. Bu bir, bu iki, bu üç. Şimdi öğrenci şunu dememeli. Aa bir ile iki kesinlikle aynı türdür. Hayır. Belki bu attır, belki bu eşektir, belki de bu katırdır. Yani melez bir türdür. Biliyorsun katır, kısır, Kısır olduğu için siz atla eşeği aynı türdendir diyemezsiniz. Tür diyebilmeniz için bu iki bireyin şuradaki 1 bir ile 2'nin yavrusu olan 3'ün de yavrusu olmalıydı. Yani şöyle göstermeliydim. Bak. Şöyle göstermeliydim. Böyle yapsaydım ha derdim. Bu ikisi kesinlikle aynı türdendir. Dolayısıyla buna dikkat edeceksiniz ki burada bir yanlış anlaşılma daha var. Genelde bu yanlış anlatılıyor. Yani şu şekilde işte e, popülasyonun e, belli bir alanda yaşayan tek türden oluşan birey topluluğudur. Doğru işte e, aynı türden bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Tamam ama bal arıları e, bal arılarında hiçbir sıkıntı yok. Mutasyon olmadığını düşünseniz bile kraliçe ve işçi arı dişi olmalarına rağmen iki en erkek arı ise en kromozomdur. Bakın bunların hepsi aynı türdür. Yani aynı türden sağlıklı bireyler kesinlikle aynı kromozom sayısına sahip olur diye bir kavram asla ve asla yoktur. Şimdi bu noktada ben bir şey daha göstereceğim size. Buraya yazalım onu da. İkili adlandırma şeklinde. Dikkat edelim. Mesela homo sapiens. Tamam mı? Şimdi Homo sapiens ikili adlandırmasında homo cins adıdır. Sapiens betimleyici addır. Ya da parantez içerisinde tanımlayıcı addır. Bu ikisine birlikte biz tür adı ismini veriyoruz. Veya işte başka bir örnek verelim. Paramesium caudatum. Paramecium, Aurelia. Bak şimdi, her ikisinin cins ismi aynı. Her ikisinin cins ismi aynı olduğuna göre, bunlar birbiriyle yakın akrabadır. Bizdeki gibi düşünmeyin. Yani soyadlar tutuyor, akrabalık var. Hayır, bunlarda öyle bir şey yok. Latince biraz fakir bir dil. Dolayısıyla bu, sözcük anlamındaki, sığ kalmasından ötürü, Tanımlayıcı ya da betimli, betimleyici adların aynı olması iki canlının yakın akraba olduğunu göstermez arkadaşlar. Bu kısma lütfen dikkat edin. Bir diğer bilgi, kromozom sayılarının fazla olması canlının gelişmişliğini bize göstermez. Erel totu'nun 500 tane kromozomu var, değil mi? Erel totu 500 ben 46'yım. Şimdi Erel totu benden daha gelişmiştir diyebilir misin? Tabii ki hayır. Veya farklı iki tür bireyin kromozom sayısı aynı olabilir. Molü balığı da sen gibi 46 kromozomludur. Bu önemli bilgiyi de unutmayalım. Şimdi devam ediyorum ve alemler kısmına geliyorum. Bakın alemler görmüş olduğunuz gibi bakteriler, arkeler, protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar şeklinde 6 gruba ayrılıyor. Bunlardan bakterilerle arkeler prokaryot yapılıdır. Ama geriye kalan protista, mantar, bitki ve hayvanlar ökaryot yapılıdır. Bakteriler, arkeler, protistaların bir kısmı ve mantarların bir kısmı tek hücrelidir. Fakat protistaların bir kısmı, örneğin alglerin bir kısmı, şapkalı mantarlar gibi bazı mantarlar ve bitkiler ile hayvanlar ise çok hücreli gruba dahil edilir. Hocam Virüslerden bahsetmeyeceğiz mi? Virüslerden bahsedeceğiz ama virüsler canlı aleminde yer almaz. Cansız aleminde de yer almaz. Ne canlı ne de cansız olarak geçer. Dolayısıyla ben bunu buraya dahil etmeyeceğim. Bunu sonrasında anlatacağım diyoruz. Ve böylelikle birinci videomuzun sonuna geliyoruz. İkinci videomuzda alemlerden bakterileri, arkeleri protistaları ve mantarları bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.